Profesör Derya Unutmaz bizimle birlikte olacak. Ona o zaman merhaba diyelim önce hazırsa. Derya Hocam merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyi bayramlar. İyi bayramlar size de. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Oralarda nasıl? Amerika'da durumlar? Amerika şu anda bildiğiniz gibi çok fazla bir iyilik yok ama devam ediyoruz. Peki. Amerika'daki durumu da ayrıca konuşacağız. Hele hele bu havuz partisi de yapmış bulunduğunuz ülkenin şeyleri, vatandaşları bir eyalette. Maşallah gayet güzeldi keyifleri de. Onun sağlık açısından ne anlama geldiğini biz sizinle konuşacağız. Ama gelin önce şuradan başlayalım. Bu ilaçlarla ilgili bir konu var. Bu ilaçlarla ilgili konu önemli çünkü Türkiye'deki tedavide de kullanılan ilaçlar bunlar. Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla önerilen klorokin ve hidroksiklorokin ilaçlarının hastalara iyi gelmediği, ölüm oranının arttırdığı ileri sürüldü. Bu konuyla ilgili farklı iddialar da var ama gelin onunla ilgili bir haberimizi izleyelim, ondan sonra hocamıza soralım. Every day. I take a pill every day. Bir iddia İngiltere'den geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın COVID-19'a karşı önerdiği ilaçlar bırakın hastaya iyi gelmesini, ölüm oranlarını arttırıyor. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında virüsten korunmak için hidroksiklorokin ilacını aldığını söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra merkezli tıp dergisi Lancet ise Trump'ı yalanladı. Tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump tarafından tavsiye edilen ve koronavirüsten korunmak için her gün aldığını iddia ettiği ilaçların ölüm oranını arttırdığı öne sürüldü. Lancet'teki makaleye göre ABD Başkanı Trump'ın iddiasının aksine önerdiği ilaçlar COVID-19 tedavisine bir etki göstermiyor. Hatta üstüne üstlük ölüm oranlarını arttırdığı bile düşünülüyor. Dergideki makalede bu ilaçların tedavide kullanılmaya başlamasıyla ölüm oranının %16'dan %18'e yükseldiği ifade edildi. Bu ilaçları almayan korona hastalarının ölüm oranı ise %9'da kaldı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Anma Günü çerçevesinde çok sayıda kişi koronavirüs önlemlerini bir kez daha yok sayarak havuz partisi düzenledi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık sosyal mesafeye aldırış etmeden eğlendi. Ve parti sonrasındaki kaçınılmaz son, pozitif vakaların ortaya çıktığı açıklandı. 107 patients have died of coronavirus in this. Evet, Profesör Doktor Derya Unutmaz'la birlikteyiz. Derya Hocam, bu ilaçlarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Siz benden daha iyi takip ediyorsunuz sosyal medyada bunları ve siz de paylaşıyorsunuz bazılarını. Remdesivir olsun, işte diğer ilaç olsun. Bunlar Türkiye'de de uygulanan ilaçlar. Hatta Türkiye'de başarılı bir tedavi şekli olarak vurgulanan ilaçlar, erken dönemde uygulanması falan. Şimdi bununla ilgili iddialar neler? Biz ne anlayacağız bundan? Kafamız karışıyor çünkü biraz. Ya aslında bu konuya şöyle bir giriş yapayım. İlaç kullanımı herhangi bir hastalıkta dünyada ilk defa olmuyor. Yani yüzlerce, binlerce değişik ilaç var. Kanser tedavisinden tutun da işte tansiyona, başka enfeksiyon hastalıklarına, antibiyotiklere vesaire. Yani şu soruyu sormak lazım. Bu ilaçlar nasıl oluştu? Bu sürece kadar nasıl bir ilaç piyasaya çıkıyordu veyahut da bir herhangi bir hastalıkta kullanılması için gerekli olan kriterler nelerdi diye sormak lazım. Bu kriterler çok nettir. Bilimsel olarak dünyanın bütün standartlarını belirlediği faz deneyleri yapılır, klinik denemeler yapılır. Faz 1'de ilacın bir yan etkisi var mı yok mu ona bakılır. Faz 2'de herhangi bir etkisi var mı diye ona bakılır. Dozları araştırılır. Faz 3'te de gerçekten bu hastalığa karşı bir tedavi edici veya ölümü önleyici vesaire gibi etkisi olup olmadığı ve bunlar bazen yıllarca sürer. Yani şu ana kadar piyasada insanların kullandığı ilaçların tamamı bu şekilde çıkmıştır.
Maalesef bu süreçte, tabii ki maalesef derken biraz da mecburiyetten dolayı birçok bu nokta atlanmış oldu. Yani işte çok büyük bir facia, aciliyet olduğu için insanlar herhangi bir etkisi olduğu düşünülen, ki bu hidroksiklorokinin laboratuvar düzeyinde gerçekten bir etkisi olduğu gösterilmiş ama laboratuvarda etkisi olup da klinikte çalışmayan yüzlerce, binlerce örnek de var. Veyahut da hayvanlarda çalışıp insanlarda çalışmayan. Bu bakımdan çok hızlı bir şekilde bu uygulanmaya başlandı ve bu doğru deneyler yapılamadı. Maalesef durum çok politik bir duruma da geldi. Trump'ın bilimsel olmayan bu sözleri söylemesi ve hepimiz muallakta kaldık. Gerçekten bu ilacın bir etkisi var mı yok mu? Ve bunu cevaplamak için doğru denemeler yapılmaya başlandı. Amerika'da da olsun, işte Dünya Sağlık Örgütü'nün organize ettiği durumlarda da. Onun sonuçlarını henüz bilemiyoruz. Bazı bu Lancet'te bahsettiğiniz sonuçlar randomize çalışma değil ama geriye bakılarak yapılan çalışmalar. Şu ana kadar bir etki gözükmüyor. Hatta hastanın durumuna göre belki geç verilirse ölüm oranını bile arttırabiliyor. Hala kafamızda bu soru işaretleri var. Bu bakımdan yani burada kim haklı haksız diye düşünmemek lazım. Gerçeği bulmak gerekiyor. Çünkü tabii, insan hayatı sonuç itibariyle. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Bu ilaçlar, bak bu ilaçlar meğerse faydalı değilmiş, hatta yan etkileri çokmuş, hatta ölümcülmüş vesaire demek için de henüz erken ve yeterince bilimsel bir yöntemle elde edilmiş sonuç yok. Tam tersini, yani meğerse bu ilaçlar sayesinde biz çok başarılı olmuşuz denilecek bir durum da yok değil mi? İki sonucu da çıkarabileceğimiz bir zemin yok şu anda ortada. Evet, yani ikisine karşı da işte iyi geldiğini söyleyenler, tırnak içinde diyorum, bazı geriye bakılan çalışmalar var. Kötü olduğunu, ama bu tabii ilaç durumu ve insanlara verilme durumu çok komplike bir durum. Neden komplike? Çünkü hastaya ağırken verdiğiniz zaman zararlı olabilir. Daha erken safhada verdiğiniz zaman faydalı olabilir. Yaşına göre değişebilir. Çok, yani bazı ilaçlar örneğin bir insan hamileyken verilmez. Bebeğe zararlı olabilir ama diğer taraftan hayat kurtarabilir. Bunları bilmediğimiz için bu ilacın tam olarak çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Ama şu gerçek de var. Yani bu ilaç dünyada çok miktarda, çok yerde kullanılıyor. Ama ölümlerde böyle gözle görülür bir düşüşte şu ana kadar olmadı. Bu da önemli bir soru işareti. Bu bizim kamuoyunda daha kolay anlaşıldığı adıyla sıtma ilacı dediğimiz ilaç değil mi hocam? Evet. Tamam. Evet. Yani bu ilaç aslında 50-60 yıldır kullanılan bir ilaç. Sıtmaya karşı çok etkili ve özellikle de lupus denilen bir otoimmün hastalıkta kullanılan bir ilaç. O hastalarda da etkisi var. Fakat şöyle bir kalbe özellikle etki eden bir yan etkisi var. Ve maalesef bu COVID hastalarında da kalp durumları, bazen enfeksiyon oraya da geçebiliyor veya orada da bir sıkıntı oluyor. Bu ilaç belki de o noktada verildiği zaman yarar yerine zarar göstermiş olabilir. Bu bakımdan çok dikkatli olarak bu çalışmaları yapmamız lazım. Son bir şey ekleyeyim, yani bu da son bir haber. Dünya Sağlık Örgütü bu gerçek randomize çalışmaları yapıyordu. Bu son Lancet'te çıkan çalışmadan dolayı biraz durdurdu demeyelim ama askıya aldı, endişe ettikleri için mi yoksa başka sebeplerden belli değil, ama en azından şu andaki eldeki verileri bir toparlayıp acaba bir yararı var mı yok mu ona göre karar verecekler devam etmeye. Anladım. Burada yaptığımız açıklamalardan da tabii şunu belirtmekte fayda var. Nihayetinde Türkiye'de şu anda bir tedavi protokolü var. Bu ilaçların bir kısmı belli aşamalarda hastalara uygulanıyor. O yüzden hani hastalara şu ilacı kullanın, şu ilacı kullanmayın tavsiye şeklinde bir niteliği olan bir konuşma değil bu sayın seyirciler. Nihayetinde onlar hangi hastaysa kendi doktorunu, onun en iyi koşulunu biliyor ve tedavi protokolleri kapsamında da ilaçlarını uyguluyor. Buna da saygı duymak gerekir. Bunu da kabullenmek gerekir. Şimdi hocam, haberimizde de vardı. Siz Amerika'da havuz partilerine başlamışsınız. Evet. Yani çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim. Amerikan toplumunun böyle bir
özelliği mi diyelim? Yani normal zamanlarda belki olabilecek bireysellik ve kişilerin kendi özgürlükleri, bireysel özgürlüklerine olan aşırı düşkünlükleri maalesef bu süreçte çok yanlış bir şekilde yansıyor. Hı hı. Çoğu insan ve yani belli kültürde hatta bilim insanları arasında bile diyebileceğim kişiler maske takmayı kendilerine yediremiyorlar mı net sebepten dolayı kullanmıyorlar. Yani o partiler tabii ayrı bir olay. Partilerin ötesinde burada bütün bazı yerlerde restoranlar, kiliseler vesaire açıldı, toplu yerler. Tabii baştaki kişi Trump'da çok kötü bir örnek oluyor bu konuda. Bu bakımdan ben açıkçası Amerika için çok endişeliyim. Bu havuz partisi Amerika'nın Missouri eyaletinde yer alan Osage Beach şehrinde meydana gelmiş. Bu Missouri eyaleti şu an vaka sayısı anlamında ne durumda? Kötü bir durumda mı yoksa insanların böyle havuz partisi yapacak kadar iyi bir durumda mı? Yani şu anda çok kötü durumda olduğunu söyleyemeyeceğim ama 3 ay öncesine bakın. Yani New York'ta hiç kötü durumda değildi. Herkes sokaklardaydı. Yani bu yayılıyor ve o yayıldığı zamanı anlamıyorsunuz. Birkaç hafta geçiyor aradan. Sonra birdenbire patlak veriyor. Bunun yani onların sonucunu önümüzdeki haftalarda Haziran içinde görmeye başlayacağız. Orada tek bir kişinin bu süper yayıcı dediğimiz kişilerden bir kişinin olması belki 50 kişiye, 100 kişiye bulaştırması demektir. O 100 kişi sonra birkaç gün sonra başka bir 100 kişiye bulaştıracak. Hı hı. Ve bu şekilde devam edecek. Mesela kuaförlerden 2 tane kuaför de pozitif çıktı. 150 kişiye bulaştı bilinmiyor ama 150 kişiye saç kesimi yapmışlar. Onlardan belki bir kısmına bulaşmış olabilir. Yani bu virüsün en büyük en kötü özelliği diyelim semptom olmadan çok insana bulaşıyor. Hı hı. Ve onların da bir kısmı belki %10'u 20'si de bu süper bulaşıcılar haline geliyorlar. Onları bulamadığınız sürece bu virüs salgınını önlemek imkansız hale geliyor. Evet, şimdi önümüz yaz ve yaza ilişkin de turizm tesislerinin Türkiye'de de belli kurallar çerçevesinde yeniden açılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Ve bu kapsamda da zaman zaman konuşuluyor. Ya havuzlar diyor nihayetinde klorlandığı için su zaten orada virüsün yaşama ihtimali yoktur diye yorumlar yapılıyor. Belki bu Amerikalılar da o havuzun klorlu olmasından herhalde cesaret aldılar ama bedenlerinin sadece yarısı o klorlu suyun içerisinde. Kalan kısmı dışarıda, bunun pek farkında değiller. Ya da meydan okuyorlar. Yani Amerika'da bazı kesimlerin ya da bazı eyaletlerin yaptığı gibi bu kısıtlılıklara, bu tedbirlere meydan okuyorlar. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Hani bunun komplo teorisi olduğuna inananlar bile var. Aslında böyle bir tehlike yok diyenler var vesaire. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki günlerde Türkiye'de böyle görüntülerin ortaya çıkmamasını diliyoruz. Neden diliyoruz? Çünkü bazılarına göre salgın kontrol altında, bazılarına dedim bu arada yetkili kamu otoritesine göre de yani Sağlık Bakanlığı'na göre salgın kontrol altında. Ama bir süredir bizim yurttaş olarak dikkatimizi çekiyor. Uzmanların da belirttiği bir husus, günlük vaka sayısı bir türlü azalmıyor. Yani binin biraz üzeri biraz altı, binin biraz üzeri biraz altı. İşte geride bıraktığımız günde binin biraz altında ama 900 küsur olarak gerçekleşti. Bu yaklaşık 7-8 gündür böyle ve grafiklere baktığınızda da vakaların, aktif vakalardaki azalış eğilimi iyice azaldı. Bu demektir ki epey bir süre bu iş bizimle birlikte olacak. Bu sayılar bir şey ifade ediyor mu hocam sizin için de? Şimdi şöyle, kontrol altına alındı derken tabii ki bir ay önceki, iki ay önceki durumda değiliz. Hı hı. O çok önemliydi. Yani sağlık sisteminin baskı altında olmaması, ölümlerin azalması, o noktaya geldik. Ama bundan sonraki süreç belki daha da önemli. Çünkü şimdi bu son iki ayı bir öğrenim zamanı olarak, deneyim zamanı olarak görürsek, biz bir zaman kazanmış olduk. Yani halkın bu süreç içinde bilinçlenmiş olması ve topluma çok büyük bir sorumluluk da düşüyor. Herkesin yine sanki
karşısındaki insanda virüs varmış gibi davranması, maskelerin takılması, bu sosyal mesafenin kullanılması sayesinde bunu bir şekilde kontrolü devam ettirmiş olacağız. Belki de çok daha düşeceğiz ve bunun örnekleri var. Yani Japonya'dan tutun Hong Kong'a kadar çok insanların yoğun olduğu yerlerde orada çok büyük bir karantina durumları da olmadı. Ama herkes biliyorsunuz maskesini takıyor, kurallara uyuyor ve testlerin çok çok arttırılması lazım. Bu testler semptom olan kişilere değil, yani test taramalarının yapılması lazım. Bu noktada bu tedbirlerle kontrol devam edecek. Yani tam bir sıfıra iner mi orasını bilemiyorum tabii. Peki ama sıfıra inmenin ötesinde ben şunu sorayım. Yani 7-8 gündür 1000 civarında aktif vaka tespiti gerçekleşiyor günlük olarak. Buradan eğrinin tekrar yukarı çıkma ihtimali var mı? Ben onu sorayım. Yani başını yukarı kaldırma ihtimali var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yani bu virüs bakın dünyada resmi rakamlara göre 5 milyon, tahmini rakamlara göre 30 ile 40 milyon arasında insanı enfekte etti ve tek bir kişiden başladı. Tek bir insandan bu noktaya geldi. Bu bakımdan o tedbiri hiçbir zaman bırakamazsınız. Yani şu anda 1000 kişi, 100 kişiye de düşebilir, 50 kişiye de bilir. Oradan tekrar çıkma ihtimali var. Çünkü neden diye soracaksınız. Şöyle ki, örneğin geçenlerde zannediyorum bir bu Gebze yöresinde bir tarama yapılmış 50 bin kişi üzerine. Organize sanayi bölgesinde. Organize sanayi bölgesinde binde 3,5 pozitiflik çıkmış. Küçük bir rakam gibi durabilir. 170 kişi civarında galiba. Ama bu 170 kişinin semptomları yok. Yani bunu Türkiye geneline çarparsanız 200-300 bin kişi ediyor. Diyelim ki bunun 10 misli daha az olduğunu düşünün. Aramızda 30-40 bin kişi şu anda virüs bulaşmış durumda dolaşıyorlar. Hiçbir semptomları da yok. Bunların da içinde birkaç bin tanesi böyle süper bulaşıcı da olabilir. Onları bulamadığınız sürece o virüsü altında olan bir yakıt gibi düşünün. Devamlı ateşi kor halde tutacaklardır. Bu bakımdan bu ancak bu önlemlerle, taramalarla onlara ulaşıp bunu minimuma indirmek mümkün olur. Evet, bazı illerden haber geliyor. Hani bir süredir hiç yeni vaka görülmezken bu oluşan trafik ve hareketlilik üzerine yeniden bir vaka tespiti. Sanırım söylediğiniz bu değil mi? Yani sıfıra inmiş bile olsa onun yeniden oradan hani uç vermeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Evet, yani bakın Çin'e bakın ki haftalardır Wuhan bölgesinde herhangi bir vaka görmüyorlardı. Sonra bir apartman kompleksinde 5 kişi çıktı. Nasıl olduğu o da belli değil. Ve Çin tüm Wuhan şehrini test yapmaya karar verdi. Şu ana kadar 6 milyon insanı test yapmışlar. Geri kalan 6 milyonu da zannediyorum önümüzdeki haftalar içinde yapacaklar. Yani işi bu kadar ciddiye aldılar. Çin'in kuzeyinde bir bölgede bir kümede yine enfekte olmuş kişiler var. Bazı şehirlerin karantinaya alındığı söyleniyor. Ki çok fazla, en fazla sıkı önlemleri alan ülke, ilk çıkan ülke olmasına rağmen bu tehditle devamlı bir şekilde yaşayacağız. Yani buna alışmak zorundayız. Tabii ki bu şu demek değildir ki insanlar ilelebet evlerinde kapalı kalacaklar. Bu da söz konusu olamaz. Ama burada tabii ki insanlara bu açılımla veyahut da yeni normal diyelim, daha büyük sorumluluk düşüyor. Yani yeniden açılma sürecinin ne kadar hassas bir şekilde planlanması gerektiğinin çok önemli nedenleri var, çok hayati nedenleri var. Hocam evet. Bir izleyicimiz demiş ki İtalya'dan yayıldığı iddia edilen bir paylaşımda bu işte bakteriye karşı aspirinin etkili olduğu savlanmaktadır. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Evet, biraz önce Twitter'da paylaştım. Sizin paylaştığınız bir şeyle ilgili mi? Evet. Bu bakteri değil, virüs yani değil mi? Bu bir komplo teorisi. Yani şöyle açıklamaya çalıştım. Bir yemeği siz çöpe atıyorsunuz. Çöpteki bütün o kirli şeylerle bulaşıyor. Karıştırıyorsunuz. Sonra çıkarıp tekrar onu güzel yemek gibi sunuyorsunuz insanlara. Böyle bir durum. Yani hiçbir astarı yok. Yani bu bir virüs. Bakteriyle hiçbir alakası yok.
Aspirinle şöyle, yani zaten hasta olan kişilere kan sulandırıcı heparin veriliyor. Yani aspirinden çok daha etkili bir ilaç. Ve insanların gidip de bunu önlem olarak aspirin almaları mide kanamalarını artırır. Oradan insanın hayatlarını kaybederler. Yani bunlara kesinlikle bir kere işte Dünya Sağlık Örgütü'ne dikkate almayarak, ona biat etmeyerek falan gibi bir laflar da yazmışlar. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle bir otoritesi yok zaten. Hiçbir ülkeye şunu yapın veya yapmayın diyecek, sadece tavsiyelerde bulunabilir. Çok saçma sapan komplo teorileri kesinlikle. Peki. Derya Unutmaz, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.